Günaydın. Bugün bir vlog çekeceğim. Hem iş yerine giderken sohbet edelim hem biraz araba kullanalım. Yağmurda bazen bunu kullanıyorum. Buradan açıklıklar var, su girmesin diye böyle sardım. Geçici bir çözüm yani. Şimdi benim iş yerim 75 kilometre uzakta. Her gün 150-140 kilometre git gel yapıyorum yani oraya. Bugün şu an yola çıkıyorum. Bakalım kaç kilowatt enerji harcayacağız bugün. Ne kadar yakacağız 100 kilometrede. Hiç böyle yakıt, elektrik harcamamaya çalışmıyorum. Enerjiyi azaltmaya çalışmıyorum. Hatta bir benzinli arabaya göre daha yırtıcı kullanıyorum. Çünkü benzinli arabada sonuçta kullandığınız zaman orada bir yakıt sarfiyatı oluyor yani. Atıyorum araba 7 litre yakan bir arabaysa 10 litreye, 11 litreye, 12 litreye çıkarabiliyorsunuz özellikle SUV tarzda. Ama elektrikli de öyle bir şey olmuyor. İsterse 19 kW yerine 23 kW, 24 kW yaksın, 30 yaksın. Değişen bir şey yok sonuçta. Hızlı şarj yapmadığınız zaman ekonomi anlamında sizi yormuyor yani hiçbir şekilde. Zaten arabaların en güzel yanı bu elektrikli arabaların. Bugün güzel bir İskenderun sabahı. Elektrikli araba konusuna karşı çok büyük ön yargı var aslında. Şimdi ben her zaman arabaları seven biriyim ama ben de almadan önce benim de kendimce ön yargılarım, kendimce çekincelerim vardı yani. Ama şöyle bir şey. Şimdi mesela yorumlarda benzinli arabalar için atıp tutanlar var işte. Pardon, elektrikli arabalar için yorumlarda atıp tutanlar var. Sallayanlar var elektrikli arabaları. Benzinli araba şöyledir diyen var, elektrikli araba fıstır diyen var. Şimdi aslında olay şu. Ben bir kere elektrikli arabaların işte dünyayı tamamen ele geçireceğini şu an son bu 5 yıl içerisinde işte herkesin elektrikli araba kullanacağını düşünmüyorum. Zaten kullanamazlar. Çünkü herkesin onu kullanmaya imkanı. Çünkü herkesin bunu kullanacak imkanı olmayabilir yani. Bir kere ülkemizde uzun bina çok fazla var. Apartmanda oturan insan çok fazla. Yani müstakil bir evi olmayan ya da iş yerinde şarj imkanı olmayan birisi bunu hızlı şarjlarla kullanmak zorunda kalacak. Hızlı şarjlarla kullanınca kullanılmaz mı? Kullanılır ama ekonomik anlamdaki o uygun fiyatlı olmanın verdiği keyfi alamazlar yani. Ha, hızlı şarj çok mu pahalıya geliyor? Hayır, gelmez. Yani bir dizel arabayla 4,5 litre yakıyormuş gibi bir fiyata geliyor yani. Bu da uzun yolda yani şehir içinde daha da düşer büyük ihtimalle. 3,5-3'e falan düşer gibi. Ben böyle karşılaşıyorum yani. Dizel yakıt hesabı, litre hesabı. Gelir yani ama evde şarj ettiğin zaman 100 kilometrede 1 litreye denk geliyor. O da ayrı bir hoş yani. Yani elektrikli arabalar, benzinli arabaları işte, ya bunlara böyle düşman olmaya gerek yok ya da işte bunları böyle çok şey yapmaya gerek yok. Elektrikli araba bir tercih meselesidir. İmkanlar uyuşuyorsa, tercihler uyuşuyorsa bu araçlar alınabiliyor. Artık önceden bence almak çok mantıklı değildi diğer modeller ama artık gelişti bence. Bence Tesla örneğin gayet yeterli bir araba yani. Menzil de yeterli, hız da yeterli, her şey yeterli. Ya ben 6 aydır bu arabayı kullanıyorum, 10.000 kilometre yaptım. Daha herhangi böyle bir ya menzil sıkıntı oldu ya şöyle ah falan dediğim bir zaman hiç olmadı gerçekten. Tabii evde şarj etmemin, iş yerinde şarj etmemin imkanının çok büyük etkisi var ama edemeseydim de yani atıyorum sadece evde edebilseydim yine bir problem yoktu yani. İş yerine giderken %20 harcıyorum. Dönüşte de %20 harcardım. Orada şarj etmeseydim. %80'den %40'la eve gelirdim. %40'la eve geldiğimde yavaş şarja takardım onu. Normal arkasındaki kabloyu. Sabaha kadar %80 yine olurdu. O benim işimi hallediyordu yani. Ben uzun yola daha çok gidemedim. Max gittiğim kilometre Adana, İskenderun Adana yani 135-140 kilometre falan şehir içine kadar. Onun git geliyle falan işte yani bir 300 kilometrelik yol yapmışımdır. Nasıl yapıyorum o yolu? Buradan %80'e çıkıyorum mesela. Adana'ya vardığımda %45 falan oluyor. Adana'ya vardığımda orada işte işlerimi hallediyorum şehir içinde %40'lara düşüyor. Sonra ben 10 dakika 15 dakika bir
şarj yapıyorum. Yapmasam dönerim ama hani %20'nin altına düşürmeyeyim diye bir 15 dakika takıyorum. Ondan sonra İskenderun'a eve gelebiliyorum yani. Gayet bence hiçbir problem olmayan bir şey. Bence insanlar biraz kendini sıkıyor. Ya ben diyor 15 dakika bile bekleyemem ben şöyle. Ya mesela geçen birini konuştum işte, ben gün içinde birini gördüm Twitter'da. Ben gün içinde çok kilometre yapıyorum şöyle böyle. Ben işte şarj etmekle uğraşıyorum. Ya şarj etmekle uğraşamayacağın, uğraşacağın bir konu yok. Alt üstü bir gün boyunca diyelim o menzili gerçekten bitiriyorsan, ya o bir gün içerisinde şöyle bir 30 dakika falan bir zamanın olur ya. Yani illaki olur yani. Hani hiç mi, hele bir de ileride şarj imkanları arttığı zaman, hani böyle öğle yemeğini yerken yan tarafta varsa ne problem olacak ki yani? Bunu kullanmadığına değmez yani. Yola çıktığımızdan beri 6 kilometre olmuş. 1 kilowatt kullanmışız yani, 2 lira. 2 liralık harcama yapmışız. Bayağı sakin gittiğim için de 14.5 ortalamam. 145 yazıyor ama siz onu 14.5 olarak düşünün. Bayağı sakin dediğimde işte 60-70 ile 80 ile gidiyorduk yani. Şöyle biraz güzel İskenderun manzarasıyla baş başa bırakayım derken bir tane Citroen Ami çıktı karşımıza. Bayağı şoförümüz kullanıyor. İskenderun deprem sonrası, tabii güzel İskenderun diyoruz ama deprem sonrası biraz problemli bir şehire dönüştü yani. Hani normalde çok güzelleşme yolunda her sene güzelleşen bir şehirken deprem sonrası çok büyük problemler ortaya çıktı. Yani vefat eden insanlar zaten çok büyük acılarımız, onlara hiç girmiyorum o konuya. Ama yani şehir sıkıntılı, tozlu bir şehire dönüştü yıkımlardan dolayı. Ama inşallah daha güzel zamanları da olacaktır bu şehrin. Bir de şöyle bir konu var. Şimdi ben her gün bu arabayı otobanda kullandığım için, otobanda ben 140-150 ile falan gidiyorum genelde. Mesela ben hep sol şeritliyim ve herkese selektör atmak zorunda kalıyorum önümden çekilsin diye. Artık elektrikli arabalar otoyolda sol şeritte selektör atan eski o BMW 520'lerin yerini almış durumda gibi gözüküyor. Çünkü yani genelde arabaların çoğu yavaş gidiyor, yakıtlı arabalar. Onlar da hep görüyor yani, her gün bakıyorlar yanlarından bir tane elektrikli araba hızlı bir şekilde, onlara göre çok da yani 140-150 çok uçuk hızlar değil ama her gün 140-150 ile yanlarından geçiyor yani. Adam bir düşünüyordur lan diyordur yani, elektrikli arabalar diyoruz işte, menzil diyoruz, şöyle böyle diyoruz. Adamlar her dakika bizim solumuzdan geçiyor yani, demek ki bu o kadar da bir problem değil diye bence düşünen vardır yani, normal araba kullanıp da. O da bir komik bir husus yani. Burası da Makedonya İmparatoru Büyük İskender'in kurduğu İskenderun şehri ve onun efsane sahili. Burada su falan çıkma olaylarından dolayı böyle sahili taşla kapatmak zorunda kaldılar. Yani denizin önüne set çekiyorlar bu taşlarla. Çok yeterli olmayacak ama yani en azından şu an için bir çözüm, acil çözüm olarak yapılıyor. Bakalım yani, inşallah bir çözüm bulmuş olabilirler bununla. Burası İskenderun limanında. İskenderun limanında gelen gemiler. Güzel bir şehir ama biraz sıkıcı bir şehir arkadaşlar yani. Ben burada sıkılıyorum yani. Gördüğünüz gibi sıkıldığım için YouTube falan işlerine girdim yani. İşte sıkılmak nelere kadi görüyorsunuz yani. Bari abone olun da şu sıkılan kardeşinize bir yardımcı olun. Bir şekilde belki bu kanalı bir yerlere getiririz, bir şeyler yaparız, bilmiyorum yani. Bu arada evimden bu yana İskenderun merkezine kadar 14 kilometre yapmışız. 13.6'ya düşmüş ortalamam. Bayağı düşmüş ortalamam yani. Ben kanalı çok böyle Tesla içerikleriyle boğuyorum, boğacağım da. Ama aslında yani bu reklam amaçlı ya da işte çok böyle özendirme amaçlı da çok böyle şey değil. Yani elimde avucumda bu var şu an. Bununla ilgili bir şeyler yapıyorum. Yani sonuçta bir tane Seat Leon'um olsaydı, ki eski aracımdır yani. Şimdi Seat Leon'la ne anlatalım yani. Zaten 100 yıldır milletin bildiği teknolojiler yani, ama bu araba biraz yeni değil. İşte bahane yani, sallıyoruz bir şeyler burada.
söylediklerimiz şeyler ama mantıksız şeyler değil. O sallamamız dediğim yani yalan değil hiçbiri. Şimdi İskenderun'da bir ofise uğramak için geldim. Biraz park ettim. 2 dakika bir uğrayacağım. Bu da İskenderun'un son güncel hali. Depremden beri hiçbir şey değişmedi burada. İş yerine geliş yolculuğumuz tamamlandı. 70 kilometre yol yapmışız. Ortalamamız 19.8 kilowatt 100 kilometrede. 14 kilowatt harcamışız. 30 lira. 1 litre bile değil yani. Yolculuk boyunca ortalama hızımız 140-150 arasıydı. Hatta 140 ile otopilota sabitlemiştim. Hız o civarlarıydı.